Hoş geldin. Hangi mikrofondan konuşacağım bilemedim. Çok teşekkürler. Ne oldu? Bir yerden mi geldin anca? Çünkü göremedim ben de seni programdan önce. Ya geciktim. Yok estağfurullah Trafikten dolayı. Trafikten dolayı. Evet. Orada sen parçayı söylerken... Evet. Hocam... Biz gördük de ekrandakiler görememiş olabilir. Tamam. Belli ki size özel çalışılmış. Öyle bu anı mı bekliyordunuz? Nereden geliyorsunuz? Teşekkürler. Nereden geliyorsunuz? Yok bunu yapıyor. Arabayı kullanmışsın belli. Efendim hoş geldiniz tekrar. Herhangi bir parça isterseniz programdan sıkılırsanız size ayrı çalar oynarsınız. Hiç sıkıntı yok. Nasıl isterseniz. Ayşe'niz gel. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar efendim. Merhaba. Mutlu musunuz? Merhabalar. Orada biraz arkada kaldınız kusura bakmayın. Üst kat keyfi yerinde mi? Tamam süper. Konuklarımıza toplu bir alkış alalım şöyle. Dördü birbirinden ayrı, dördü de birbirinden başarılı dört konuk. Niye bu cümleyi bu kadar iddialı söylüyorum? Çünkü gerçekten Güldür Güldür ile beraber babacığım büyük bir ne diyeyim? Başarı demeyeyim ama daha öncesinde büyük bir yani tiyatro geçmişi var, dizi geçmişi var, oyunculuk geçmişi var. Ama Güldür Güldür'ü konuşacağız. Büyük yaradı. Yani geç kalındığına biz üzülüyoruz. Sağ olun. Ayşe desen devamlı bir nokta atışı çok gerçekten çok önemli. 6 seneden sonra bir albüm ve o da patlıyor. Yani çok ciddi önemli yani bu işler. Teşekkür ederim. Evet. Çok çalışıyorum. Neden 6 sene beklediğimizi soracağım. Tamam. Bu adamın bir albümü var. Albümü bilenler bilir, almayanlar da ben söyleyeyim. Bulunmam gerek. Bu albümde 10 parça var. Onun da sözü, müziği bu adama ait. Bu çok önemli bir şey. Onu söyleyeyim. Bravo. Aynı şekilde burada bir hanımefendi var. Ve bu hanımefendi de bu kötü yani filmde kötüyü oynamak bir beceridir. Yani kolay bir şey değildir. Bize bu kötüyü sevdirdi. Evet, kötüyü sevdik. Yani bu kötü bize çok kötü gelmedi. Gerçekten de sevdiler. Biz bu kötüyü sempatisinden dolayı mı sevdik? Sempatik bir kötü mü? Samimi bir kötü mü? Cana yakın bir kötü mü? Neden sevdik o kötüyü? Ya bunların toplamı biraz kötü. Ayşe tanımıyor musun? Öyle baktın ki. O kimmiş ya diye böyle Ayşe. Kim be kötü? Ayrıca ya Keriman kötü değil. Ben Keriman'ı çok seviyorum. Ayrıca Keriman'ı sevenleri de çok seviyorum. Evet. Nesini savunuyorsun Keriman? Keriman'ı sevenler buyurun. Peki. Direkt bir karakter. Yani hiçbir şeyi saklamıyor. Kafa sesi, iç sesini dışarıya yansıtan bir karakter. Kendisi komik değil ama yani... Ama komik komedisi yani. Komedisi var, yani evet. En kötülük yaptığı anda hıyarı yiyor yani, salatalık yiyor, bir şey var. Yani çok doğal... Yeme delisi. Yeme delisi, evet, böyle bir şey var. Tabii bir 180 derece dönme delisi, lafı söylüyor, arkasından bir dönüyor. Bir yani var. Ben tabii ki bu kötüyü biraz farklı yelpazeler açarak çıkarmak istedim. Bir de benim ayrıca bir balım var, ondan kattım. Seviliyor işte. Almanya, yıllarca Almanya doğru evet. mu? Yıllarca Almanya. Neler yaptın? Sahnelerde stand-up yapmışsın yaptım, Almanya'da. Yaptım. Evet. Almanca stand-up'lar yaptın. Almanca yaptım evet. Yani Almanları güldürmek çok zordur bilirsiniz. Ama güldürüyordum yani beceriyordum bunu. Radyo oyunu yazarlığı yapmışsın. Evet ben yani işte iki koltuğunda 9 karpuz, 10-15 falan taşıyan insanlar dedim. Boş durmuyorum. Yani enerjim çok yüksek ve ben onu... Paylaştırmayı çok iyi beceriyorum. Var tabii oyunculuk, stand-up çok güzel bir olaydı. Yani geç kaldım diyor musun patlamak için? Yani geç oldu, keşke daha önceden olsaydı falan diyor musun? Yani yoksa daha önce bir yerlerde patlamıştım. Patlamıştım ama bu diziyle beraber yani evet. Ciddi başka bir şey oldu. Açıkçası Keriman'ı kıskanıyorum. Heh. Beni geçti. Evet, evet önemli geçti. Bir şey. Yani evet. insanın karakterini kıskanması. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.